ntvbolu.com başlığında bir çalışmayı 2020 Ocak ayında başlattınız sanıyorum, değil mi? Bir izleme raporu paylaşacaklar. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak bizlerle beraber bu açıklamayı yapmak istediler. Çünkü biliyorsunuz Bolu Bağışçılar Vakfı'nın 10 yıl boyunca devam ettireceği Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı'nda 1 milyon bütçeli bir programı var. Bu anlamda Bolu sınırları içerisinde hem kız öğrencilerimize hem kadınlarımıza yönelik çok değerli çalışmaları eş zamanlı yürütüyoruz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin değerli başkanı Hande Hanım da bu güzel basın açıklamasını Bolu Bağışçılar Vakfı eşliğinde yapmak istedi aslında. Ben kendilerine teknik rakamlar değişmiş, benim elimdeki rakamlar böyleydi. Bu raporları paylaşması adına Hande Dağ Devri'ne sözü vermek istiyorum. Değerli basın mensupları, değerli konuklar. Türk Kadınlar Birliği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği stratejik ortaklığıyla Avrupa Birliği delegasyonundan aldığımız fonla gerçekleştirdiğimiz eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadelede güvencelerimiz adlı projenin izleme raporlarının paylaşımı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak 1949 yılından beri Cumhuriyet'in kazanımlarıyla günümüz misyonu ve vizyonu olarak kadınların eğitimden yoksun bırakılmamaları, her türlü şiddetten uzak kalmaları ve her türlü haklarıyla toplumun gelişmesine katkıda bulunması gereken bireyler olduğuna inanıyor ve bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı sizlerle ve sizlerin aracılığıyla kamuyla paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün buraya gelerek bizlere yardımcı olduğunuz için, bizlere destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ben şimdi sözü Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Projeler Koordinatörü Sayın Fatma Sırmatel'e vermek istiyorum. Teşekkür ederim tekrar. Çok değerli basın elemanları, çok değerli Bolu'nun sivil toplum örgüt üyeleri, başkanları ve bizim çok değerli üyelerimiz. Ama bu arada bu projeyi yürüten SEDAV Vakfı adı altında alan Sayın Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Efendim, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 1949'da Türkiye'nin ilk üniversite mezunu bayanlar tarafından kurulmuş köklü bir dernek. Aslında bizim derneğimiz uluslararası bir dernektir. Şu anda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin 26 şubesi var Türkiye'de, 1400'e yakın üyesi var ve 1300'e yakın kız öğrenciye burs veriyoruz. Büyük illerde. Şimdi biz bu derneği 2008'de, ben 2007'de Bolu'ya geldim üniversite öğretim üyesi olarak. Kurmam için, kulakları çınlasın, Birten Hanım önermişti. Birten Hanım zamanında kurdum. Aslında ben sivil toplum örgütlerinde Gaziantep Üniversitesi'nde, Harran Üniversitesi'nde çalışırken, Harran Üniversitesi'nde çalışırken de Şanlıurfa Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği'ni kurmuştum. Şimdi bizim derneğimiz köklü bir dernek ve uluslararası bir dernek. Derneğimiz siyaset üstü, herhangi bir partiye bağlı olmayan ama hedef kitlemiz kadınlar, kız çocukları. Ve kadınların eğitimi, kadınların eğitiminde sosyal eğitiminin yanı sıra sağlık konusunda ulusal ve uluslararası projelerde yer almak. Bizim Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin birçok konuda projeleri var. Bu hem ulusal hem uluslararası düzeyde. Gerek şubelerimizde, örneğin Antalya Şubesi köylü kadınlarla ilgili yaptı, Adana Şubesi yaptı, İzmir Şubesi yaptı ama bu ulusal düzeydeki Türk Kadınlar Birliği ile yaptığımız SEDA projesinden onur ve gurur duyuyoruz. Aslında ne yazık ki Bolu'da Türk Kadınlar Birliği bu projeden çekilmiş olabilir ama Türkiye'de birçok yerde, sayı ve rakamı zannedersem Zeynep Hanım verecek, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Türk Kadınlar Birliği ile ortak çalıştı. Ve çok güzel projeler. Peki nedir? Çünkü amacımız ve hedefimiz aynı. Birçok sivil toplum örgütleriyle biz bu arada çalıştık. Kadınımız nerede? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bir şey paylaşmak istiyorum. Bu Bolu için gurur ve onur verici bir konu. 17 Temmuz 1934'te Mustafa Kemal Atatürk Bolu'ya geldiği zaman kadınlara seçme ve seçilme hakkına karar verdiği ilk gündür.
Ve o gece toplantıda onunla ilgili bir kitabı getirdim. Mudurlar Derneği yapmışlar şimdi. Sayın Zeynep Hanım'a da takdim ediyorum. Bolulu kadınların nasıl güçlü olduğunu gösteren ve nasıl karar verdiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini nasıl pekişip noktalandığı bir nokta. Ve 1880'li yıllarda Bolu'da kadınlar pazarının olduğunu belirtiyorum. Demek ki Bolulu kadınlar çok güçlü, çok akıllı. Sivil toplum örgütleri de, projelerimiz var. Ve biz TOKD olarak Bolu'da çok fazla projeler yaptık. O projelerin arkasından bizim TOKD'de projeler sorumlusu olmamıza yol açan birçok etkinliklerimiz oldu. Ben bütün üyelerimize çok az küçük ama burada çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu projeyle SEDAV Vakfı adı altında ta 1979'da kurulan uluslararası kadına şiddeti önleme ve buna çözüm yollarını oluşturan, daha sonra 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi ile gündeme gelen ve gerçekten daha sonra istenmeyen ama bir takım geri düşünceye sadık kalan düşünceleri ön plana alarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesini kabul etmek mümkün değil. Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği olarak biz kadının güçlenmesini, toplumda yer almasını ve bu kadının nerelere geldiğini görmek istiyoruz. Ne yazık ki şu anda Türk kadını 20 yıl geriye gitmiş durumda. Evet, eğitimde söz sahibiyiz. Eğitimde söz sahibiyiz ama yönetimde söz sahibi değiliz. Hiçbir zaman Cumhuriyet dönemindeki milletvekili sayısına ulaşamadık. Kadınlarımız hep yönetimde, geri planda itilmiş durumda. Ben üniversitede bulunan bir insan olarak bunu, peki biz bunu nasıl? İşte bu proje gereği Türkiye'deki profili çizeceğiz. Aslında bu profil 2004 yılında ve 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir demografik araştırmayla dokümante edilmiş. Ama 2021'de neredeyiz acaba? Neden biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği veya Türk Kadınlar Birliği bu kadar büyük bir projeyi aldık da ve ülkemizin durumunu inceleyeceğiz? Umarım o projeleri Sayın Zeynep Hanım'ın yaptığı bu projenin sonucunda kitapçık olarak basına, Türkiye'ye, ülkemize ve belki de uluslararası düzeye yansıtmış olacağız. Önemli olan sorunu çözmek için sorunu dokümante etmek. Neden kadınlarımız bu kadar şiddete maruz kalıyor? Neden biz kadınlarda ölüm olaylarını bu kadar görüyoruz? Bu kadar çok şehirleşmenin sonucu olarak kadınların eğitimi geri plana itiliyor. Neden kadın kapılar arkasına saklanmak istiyor? Neden? Hiç durmadan, eğitim olmadan veyahut da bu eğitim dediğimiz konuyu mücadele ediyoruz. Eğitimin yanı sıra öğretim ve kadının kadınlığının farkında olması, kadının gücünü kullanması çok önemli bir konu. Kadının gücünü kullanması için bütün yönetimlere, anlayışlara şu anda farkındalık olması gerektiğine inanıyorum. Ben en derin saygılarımı sunuyorum. Sözü Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlarım da söylediği gibi Türk Kadınlar Birliği'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin stratejik ortaklığıyla yürüttüğü eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadele güvencelerimiz adlı projemizin il ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz şu anda. Bu projeyi 34 ilde yürütüyoruz. 260 küsür örgütle birlikte çalışıyoruz. Çok büyük bir izleme çalışması yapıldı gerçekten. 330 kamu kurumu izlendi. Bunu örgütlerimizle birlikte önce bir bütün bu örgütlere, 260 küsur örgüte bir güçlendirme eğitimi verdik. En başında projenin, zaten Ocak 2020'de başladı proje. Çok talihsiz zamanlama kesinlikle. Koronaya takıldık ve bugüne kadar ki bütün çalışmalarımızı mecburen online yapmak zorunda kaldık. Bu güçlendirme çalışması içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle ilgili mevzuatları anlattık. Ve hem yerel hem uluslararası mevzuatı bu arada. Savunuculuk
becerilerini arttırmak için onlara yardımcı olmak istedik. Ve izleme yapmayı öğrensinler istedik. İzleme çünkü mevzuatın kanunların uygulamasını sağlamak için yapılabilecek en güzel çalışma. Şu anda evet İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı Türkiye ama 6284 yaşıyor. Anayasamız yaşıyor. SEDAV'a hala taraf olan bir ülkeyiz ve SEDAV'ın 35. tavsiye kararı İstanbul Sözleşmesi'nden de güçlü bir şiddet sözleşmesidir. Dolayısıyla onların altlarını çiziyoruz artık ve kamuya sorduğumuz sorularla kanunları ne kadar uyguladıklarını anlamaya çalıştık bu projede. Mesela belediyelere stratejik planlarını sorduk. Stratejik planlarında kadınlara, kız çocuklarına yönelik neler yaptıklarını sorduk. Bütçe ayırıp ayırmadıklarını sorduk. Ve çok güzel bir çalışma oldu. Bolu'da evet ne yazık ki Türk Kadınlar Birliği şubemiz katılamadı bu izlemeye. Yaş ve hastalık faktörleri vardı orada. Dolayısıyla Üniversiteli Kadınlar Derneği'yle ilerledik ve hem İzzet Baysal Üniversitesi'nde hem Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü nezdinde bir izleme gerçekleştirdiler. Sonuçları henüz açıklamıyoruz çünkü analiz süreci devam ediyor. Fakat hani böyle bir çalışma yaptığımızı tanıtmayı amaçladık. Ben Kocaeli bölgesinin mentörüyüm. Kocaeli bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik var. Bu 5 illi son geçtiğimiz bir ay içerisinde gezdim. Önce bir bölge toplantısı yaptık. Ondan sonra bölgedeki illeri gezdim. Her birinde buna benzer etkinlikler yaptık. Kamuyla ve basınla görüşmeler yaptık. Ve kesinlikle keşke daha önce yapabileydik. Koronaya takılmayıp da. Çünkü insana dokunmak bambaşka bir şey. Gezdiğim her ilde bambaşka şeyler öğrendim. Yereldeki dinamikleri öğreniyoruz her şeyden önce. Biz 7 mentor olarak Türkiye'nin pek çok ilini ziyaret ediyoruz bu süreçte. Ve yerelden bilgi almak, insanlara dokunmak çok güzel bir şey gerçekten. Bu projenin Türkiye çapına genellenebilecek sonuçları çıkacağına inanıyoruz. Çünkü 34 ili tek bir alanda seçmedik. Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde seçtik. Yani Iğdır'dan Muğla'ya, Edirne'den Mardin'e kadar dağılıyor bu 34 il ve çok güzel sonuçlar alacağımızı umuyoruz. Bu sonuçları da hocamın da dediği gibi biz Türk Kadınlar Birliği aynı zamanda SEDAV Sivil Toplum Yürütme Kurulu'nun sekreteryasını yapıyor. SEDAV Sivil Toplum Yürütme Kurulu 2002 yılından beri SEDAV'a gölge raporlar yazıyor. Ve tabii ki bu bilgiler, bu elde ettiğimiz veriler de bir sonraki SEDAV raporunda yer alacaktır. Ve elimizi güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. tvbolu.com